bütün demokratlardan oy aldık. Bizim ölçütümüz belli. Türkiye İttifakı'nın rengi ay yıldızlı al bayrağımızın rengidir. Kırmızıyla beyazdır. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı vatanını, milletini, bayrağını seven, Atatürk'ü seven herkes Türkiye İttifakı'ndadır. Türkiye'nin kurtuluşu da onların elindedir. Biz seçimlerdeki mağlubiyetten Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ders alarak, yenilenerek, değişerek, ardından güçlenerek kazandığımız başarıyı bir zafer, o süreci bir zafer sarhoşluğuna döndürmeden, ana hedefin Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmesi olduğu bilinciyle hareket ederek devam ettik, devam ediyoruz. Partinin kapılarını ardına kadar açtık, açmaya devam edeceğiz. Çanakkale'de dedeleri koyun koyuna yatanlar, Sakarya Meydan Muharebesi'ni dedeleri birlikte kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanının dedelerinin şehit kanıyla sulayanlar, Kürt olsun, Türk olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, ve yeter ki bu millete yürekten bağlı olsun, biz hep birlikteyiz ve Türkiye'yi bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız. Ancak birileri sadece bir seçim kazanmak için yurt dışında yapay zekalara, deepfake hesaplara sahte videolar çektirip partimizi bir terör örgütüyle göstermeye çalıştıkları o süreci, o süreçteki neleri 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 yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız. İşte o süreçte %1 bile olmayan bir partiye 4 milletvekilliği verip ama susacaksın deyip onları o süreçte oturtanlar, adeta o mikrobu meclise taşıyanlar, Cumhuriyet'in temel ilkelerinin belirlendiği, savunulduğu ve anayasamıza derç edildiği bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, Anıtkabir'imize ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden o maddelere karşı olanların taşıyıcı anneleri, artık içeri soktukları o habis urun kendi kendine etrafa cereat yaymasına ve o mikrobun hastalık yapmasına mani olamıyorlar. İşte o dönemde susturdukları ama kadınları sokak köpekleri gibi başıboş bırakamayız, bekar kadınlar sahiplendirilmelidir diyenler veya yine ta geçmişte Gonca Kuruş cinayetlerini işleyen domuz bağcı Hizbullah teröristlerini avukatlarıyla ve seçimlere 10 ay kala kanun yararına bozma gibi devletin ulvi menfaatleri için bakanlığa verilmiş bir hakkı suistimal ederek seçme seçilme hakkı verenler, Türkiye'nin dört bir yanında aday yapanlar, meclise taşıyanlar şimdi ilk dört madde için o taşıdıklarının ifadelerine karşı birisi gündemimizde yok. Öbürü ilk dört maddeye Şaşı Bakan'ın benzin gözümüzde yeri yok diyorlar. Günlerce sustular. Günlerce sordum, sustular ama en nihayetinde yarım yamalak kaçamak cevaplar verdiler. Sayın Bahçeli, ben bir 10 gündür Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun kötü olduğu haberleri çıkınca Sayın Bahçeli ile ilgili uzun süre bir şey demedim. Sonra meclis başkan vekilimize Celal Adan'a sordum. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim.
Ondan sonra sorular sormaya başladım. Bu arada ister Sayın Bahçeli'ye, ister bir başka lidere yapılan bu sahte saldırıların sağlık durumları ile ilgili Türkiye'de endişe yaratacak açıklamaların ya da her birimizin Cumhuriyet Halk Partili başka partiden aile hayatları ile ilgili, özel hayatları ile ilgili her gün yalan üretenlerin bu ülkenin baş düşmanı FETÖ'cüler, FETÖ'cü hesaplar, firardaki hainler olduğunu ve onlara prim verilmemesi, onların yalanlarına karşı uyanık olunmasını da her birinizden ayrı ayrı istiyorum. Madem ki Sayın Bahçeli sağlık durumu yerindedir, çok memnun oldum. Dün de çıktı, gayet sağlıklı bir şekilde bize ağzına geleni söyledi. Canı sağ olsun. Ama dün dedi ki, ilk 4 maddeye şaşı bakana biz de kötü bakarız, gönlümüzde yoktur bilmem ne. Sayın Bahçeli, vallahi gördüm. İlk 4 maddeye şaşı bakmayı bırakın. Ağzına geleni söylüyor da el ele tutuşmuşsunuz. Halay çeker gibi duruyorsunuz, şaşı gözlerle size bakıyor. Siz bu Hüdaparcı'nın elini daha ne kadar tutacaksınız? Onunla ahlata, onunla bu ülkeyi bize vatan yapan ahlata, Malazgirt'e, Samsun'a milli mücadeleyi başlatan gidip el tutuşmaya devam ederseniz bu millet size şaşı bakmayı bırakın, gönlünden söküp akılacak. Uyarıyorum hepinizi. Önümüzdeki günlerde Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Ankara dışında Hatay'da toplayacağız. Bir Hatay, madem ki bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesidir. Biz Atatürk'ün izinden gidenler olarak, Atatürk'ün partisi olarak Hatay'ı her birimiz şahsi meselemiz kabul ederiz. Geçmiş dönemde Hatay'da 6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem, seçim döneminde bir yıl içinde hepiniz evlerinize kavuşacaksınız diye siyasi tarihimizin en büyük yalanıyla evinde olmayanlar, günlerce göçük altında kalıp çıkanlar dahil, hastalar dahil, çocuklar dahil, yaşlılar dahil kandırıldılar ve bir yıl içinde ev vaadiyle devlet biziz, güç bizde diyerek, hem de öyle ücretsiz falan değil, yıllarca ödenecek borçlara sokularak oyları alındılar. Maalesef Hatay'da bir yılda 650 bin konut yapacağız diyenler, bırakın bir yılı, İkinci yıl yaklaşıyor, 20 ay oldu, sadece 101 bin konut teslim ettiler. Yani söz verdiklerinin 1/6 birini. Ha, ben o sözü yanlış söylemişim. 650 bin değil 350 bine çevirdi. Onun bile 1/3. Bir yılda 650 bin konut vereceğim deyip oy toplayanlar 2 yılda daha 100 bin konuta yeni ulaştılar. Hataylı depremzedenin %85'i çadırda, konteynerda ya da memleketinden zorunlu sürgünde, başka şehirlerde eşin, dostun, akrabanın, hayırseverin yanındalar. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu gerçeği hiçbir zaman unutturmayacağız. Seçim günü bir tek sandığı bile açtırmayıp oradaki imkansızlıklardan istifade ederek tarihin en büyük haksızlığıyla 2000 farkla 10 binlerce geçersiz oy, 100 bine yakın geçersiz oylar varken şüpheli sandıkları açtırmayıp Hatay'a çökenlere söylüyorum. Hatay sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin şahsi meselesidir.
Hatay'ı size ezdirmeyeceğiz. Hatay'a sonuna kadar sahip çıkacağız. Son sözüm. Muğla'da elbette turizm önemli. Muğla'da tarım turizm kadar önemli. Muğla'da zeytin ve zeytinyağcıların yakarışlarını uzun süredir duyuyoruz. Maalesef son 6 yıldır zeytinyağına 0.80 kuruş destekleme veriyorlar. 6 yıl önce dolar kuru bunun neredeyse 10'da biriyken 80 kuruş, bugün yine 80 kuruş. Dolar 4 lirayken de 80 kuruş, dolar neredeyse 40 lira olacak, yine 80 kuruş. Ayrıca ilk kanun teklifini vermekle her zaman büyük bir mutluluk duyuyorum. Dane zeytine hiçbir destek yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak zeytinyağında litre başına 10 lira. Bir kuruş eksik değil. 10 lira. Dane zeytine kilo başına 2 lira destekleme verilmeksizin bu işlerin düzelmeyeceğini bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye'nin dört bir tarafını geziyorum. Rize'de Sayın Erdoğan'ın hemşerileri, çay üreticileri 19 liraya ürettikleri sayı 17 liraya satmak zorundalar. Konya'da, Tekirdağ'da, Trakya'da, Osmaniye'de, Adana'da geçen sene 8 lira 25 kuruş olan buğday bu sene 9 lira 25 kuruş. Gaziantep'te fıstığa açıkladıkları fiyat geçen seneki fiyat noktasında, maliyetler 3 kat artmış, aynı paraya sattırıyorlar ve her geçen gün artık dayanacak gücü kalmamış fıstık üreticisinin canına tak ettirdiler. Ne Muğla'da, Antalya'da ve Mersin'de, bütün güney sahillerimizde narinciye üreten para kazanabiliyor, ne zeytinci, ne pamuk üreticisi, ne üzüm üreticisi, ne de Giresun'da isyanlarını duyduğumuz fındık üreticisi. Ta Düzce'den başlayarak Artvin'e kadar fındık üreticisi çalışıyor, dünya devleri para kazanıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim döneminde 10 bin liraya mahkum edilen emeklinin yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. Bugün yaptıkları 12.500 lira geçen seneki 10 bin liranın gerisindedir. 10 bin lira 1 Ocak günü tam 25 kilo dana kıyma alırken bugünkü 12.500 lira 20 kilo dana kıyma alamamaktadır. 17 bin lira yaptıkları asgari ücret maalesef Ocak ayından Temmuz'a kadar erimiş. Temmuz ayında Ocak parasıyla 13 bin liraya düşmüş, şu anda 11.500 liraya gerilemiş durumdadır. Ve bu şartlar altında Türkiye'de hiç kimse halinden memnun değildir ve geçinememektedir. Buradan, Muğla'dan, bir kez daha bu sefer Muğla'dan Türkiye'nin dört bir yanına soruyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Geçim var mı? Hayır. Peki bu iktidar sokağa çıkabiliyor mu? Hayır. Tarlaya varabiliyor mu? Hayır. Çarşıya, pazara gidip dolaşabiliyor mu? Hayır. Fabrikadaki işçiliyle konuşmaya yüzü var mı? Hayır. Geçim var mı? Hayır. O zaman çare, bunlar sokağa çıkamıyorsa, tarlaya varamıyorsa, fabrika işçisinin gönlünde yoksalar, tarlada yoksalar, üreticinin gönlünde yoksalar, o zaman çare tektir. Seçim, seçim, seçim. Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatırım ki
bir kez daha hatırlatırım ki bu sefer sizin ikinci adaylığınız diye YSK'ya karar aldırdınız. Orası da çok tartışmalı. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı ama anayasadan sonra ikincisi. YSK kararları temiz edilemiyor, tartışılamıyor. YSK dedi ki bu ikinci dönemi ve bir daha aday olması için artık kendinin seçimleri yenilemesi yetmiyor. Ancak meclis erken seçim kararı alırsa son bir kez aday olabiliyor. Onun için şunu söylüyoruz ki sakın 4 yıl seçim yok, 4 yıl seçimsiz bir dönem. Öyle bir şey yok. Geçim yoksa seçim vardır. Ve o zaman bir sandığa ihtiyaç vardır. Onu durup durup milletin anasını ağlatıp fıstıkçıyı, üzümcüyü, çaycıyı, zeytinciyi, pamukçuyu, emekliyi, emekçiyi kahredip yoksulluk içinde süründürüp 3 sene sonra bana gel seçim yapalım dersen biz orada yokuz. 5 yıllığına seçildim. Bunun ortası tam 2,5. Seneye Kasım. Eğer seneye Kasım'da sandığı getiriyorsan, yok ben yapamıyorum, Kasım'ı beklemeyelim, bu sene Kasım'da yaparım dersen ben dünden hazırım, bugünden razıyım. Buyur gel. Ama efendim şimdi olmaz. Sana bir yıl müddet. Ben bir yıl arı gibi çalışırım. Belediye başkanlarım çalışıyorlar, çalışırlar. Büyük şehirleri, illeri, ilçeleri hepsi çalışır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekilleri arı gibi çalışır. Bu sene şimdi seçim olsa 150 sandalye alacaksan gelecek seçim seneye onu da bulamazsın. Hesabını, kitabını yap. Seneye Kasım ayının birinci, ikinci günü pazar. 2 Kasım pazar günü. Sandığı koyarsan el kaldırırız, erken seçim yaparız. Bu milleti kimin seçeceğini sandıkta görürüz. Ama ondan sonrasına kalayım. Ben biraz daha oyalanayım. Millet dişini sıksın. Ben biraz daha uğraşayım. Biz orada yokuz. Çünkü geçim yok, seçim var. Bu millet seçim istiyor. Kaçamazsın, kaçamazsın, kaçamazsın. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmişte de öyleydi ama artık sadece eleştiren ve yol göstermeyen bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi her sorunun çaresini ortaya koyan bir parti. Efendim emekliye 12.500 verme, 17.500 ver dedik. Veremem dedi. Bu 2.500 liralık zam tam 33 milyara mal oldu dedi. Kardeşim 33 milyarı bulan 17.500 yapmak için 100 milyarı da bulmak zorunda. Para yok diyor. Bakıyorsun geçen sene vazgeçilen gelir vergilerinin toplamı 660 milyar. Kimden affediyor? Beşli çeteden affediyor. Otobanları yaptırdığı yandaşlardan affediyor. Tünelleri yapanlardan affediyor. Efendim havaalanlarını yapanlardan affediyor. Kamu müteahhitlerinden affediyor. İhaleye girmiş, teklifini vermiş, yurt dışından uygun kredisini bulmuş, geçiş garantisini vermişsin, yolcu garantisini vermişsin, hasta garantisini vermişsin, parayı kazanmış, kar etmiş mi? Vergi çıktığına göre kar etmiş. Vergiyi hesaplamışsın, ödenecek vergi belli, son anda vazgeçilen gelir vergisi, kurumlar vergisi, 660 milyar lira. Hadi bunun bir kısmı teşvik olsun, bir kısmı haklı yere olsun, bir şey olsun. Yahu 300 milyar lira bütün emeklilere 17.500 lira lazım olan paranın tam 3 katı. Asgari ücreti 25.000 yapamam.
Asgari ücret maalesef alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Memleket öyle bir hale geldi ki asgari ücrete zam yapacaksan sen bunun önemli bir kısmına destekleme yapacaksın. Dedik ki zam 7500 lira zam yap. 5000 lirasını kamu karşılasın. Para yok dedi. Kaç para lazım onu yapmak için? Efendim 200 milyar para lazım. Duruyor orada. Almadığın, müteahhitten almadığın para onun cebinde duruyor. Alıp da emekliyi güldüreceğine, alıp da emekçiyi güldüreceğine, verip de çiftçiyi güldüreceğine bende para yok diyor. 1.2 milyar TL sadece kur korumalı mevduatta sizin cebinizden alıp zenginin cebine para koydu bunlar. O yüzden şimdi efendim dert çok, çare yok. Vallahi her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksulluğun da çaresi, işsizliğin de çaresi, çiftçinin bunalımının da çaresi, gençlerin umutsuzluğunun da çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Neye göre söylüyorum? Şuna göre söylüyorum. Şu özgüvenle söylüyorum. Kurulduğu güne bakın görürsün. 31 Mart'a bak görürsün. Şu çık sokakta dolaş görürsün. Nereye bakarsan bak görürsün. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi arkadaşlar. Türkiye'nin birinci partisi. ...2011'de geldim... ...yeni milletvekiliydim... ...o zaman... ...Osman Gür'ünle birlikte burada oturduk... ...çay içtik, tanıştık... ...2012'de, 13'te, 14'te geldim... ...15'te, 16'da, 17'de geldim... ...2018'de geldim... ...19'da... ...seçim kampanyasının... ...ta göbeğindeydim... ...20'de geldim, 21'de geldim... ...22'de geldim, 23'te geldim... 2024'te yine buradayız. Söz olsun ama 2025 olur inşallah. Ama ne zaman yapılırsa buraya, bu balkona bir kez daha İktidar Partisi'nin genel başkanı olarak geleceğim. Söz veriyorum size. Partinize sahip çıkmaya devam edin. Türkiye'ye sahip çıkmaya devam edin. Hepiniz yapıyorsunuz biliyorum ama Türkiye ittifakını büyütün. Kimseyi kenarda bırakmayın. Küsmüş durmuş görmeyin. Buraya gelmeyip iki sokak öteden kulak kabartının koluna girin bırakmayın. Birbirinizle değil, mutsuz, umutsuz, yoksul vatandaşımızla meşgul olun. Artık bu vakitten sonra Atatürk'ümüzün dediği gibi hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatan toprağıdır. Yolunuz açık olsun. Bu seçimi kazanın. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. İktidara gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.